Şimdi arkadaşlar bir buhar makinesi yapacağız. Malzemelerimiz belli. Bir tane benim şöyle bir makasım var. Güzel taş. Bir tane de şöyle bir peynir kabımız var. Şimdi bunu şu hizadan keseceğiz. Bıçak makas. Güzel bir şey. Size de bıçakla verirsiniz. Bu tarzda bir aletiniz yoksa. Makasla yapmak kolay. Kabına göre değişiyor tabi arkadaşlar. Evet, biraz düzgün kesmeye çalışıyorum. Evet, şimdi evet arkadaşlar, kabımız tamam. Şu şekilde çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kabımız kestik. Makasımızla işimiz bitti. Makasımızı kilitleyelim. Şimdi bunun içini su dolduracağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kışın evler kaloriferli. Bu durumda evde çocuk, siz bile olsanız, uyurken kuruma oluyor. Onun için evde bir buhar makinesi gerekli. Şimdi biz buhar makinesi kendimiz yapıyoruz. Şimdi peteği sökmek için şu kısımlardan şu şekilde havaya kaldırıyorsunuz. Zaten göstereceğim. Bakın şurada şeyler, vidalar var. Şu kısımlar onun üstüne geliyor ve sıkıştırıyor. Şimdi peteğimiz şu şekilde hafif aralıyoruz. Şöyle araladık. Evet, kestiğimiz radyatörün üzerine güzelce koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi bunun için su koyacağız. Şimdi arkadaşlar peteği de kapatmayı gösterelim. Şimdi şu bölgeden içini tutturuyoruz. Daha suyumuzu koymadık. Şu kısmı şöyle bastırıyorsunuz. Evet. Şimdi peteğimizi kapattık. Şimdi gördüğünüz gibi suyu bittikçe şuradan şu şekilde tam radyatörün üzerinde ve çok iyi bir şekilde buhar makinesi olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle suyumuzu koyuyoruz ve işlemimiz tamam. Bu kadar basit arkadaşlar. Evinizde hemen hemen çoğu peteği yaparsanız biraz daha sizin için iyi olur. Çocuğunuz için de iyi olur. Biliyorsunuz döküm peteklerde buraya koyuyorduk. Şimdiki peteklerde koysanız bile hani çocuklar gelip çıkartıyor. Bu şekilde daha basit ve daha güzel.